Tabii ki yani bu çok önemli bir nokta tabii sizin işaret ettiğiniz şey. İşin püf noktası hatta. Çünkü Fatih'e bakın tarihe çok meraklı. Timur'a bakın inanılmaz tarihe meraklı. Yavuz İskender'e. Sultan Selim öyle, İskender öyle bütün tarih kitaplarını okuyor ve bunlar böyle Tecrübeyi Fatih kullanıyor. oluyorlar. Yani ufukları İskender neyi açılıyor. okuyor mesela? Yani o döneme kadar yazılmış olan Homeros'tan tutun da pek çok Onları. şeyi onları okuyor tabii yani. Troya'yı biliyor. Onu okuyor. Üzerinde Aristo'cusu. çok duruyor tabii. O savaşı çok önemsiyor. Oralardan dersler çıkarıyor. Zaten Aristo Yani hocası İskender'in. Felsefe de var kendilerinden işin içinde. önce Neler yapılmış yapılmış? savaşlarla şeyi dünyayı tanıyorlar. Evet Öyle taktikleri ve Timur biliyor musunuz Murat Bey Anadolu'ya geldiğinde Tire'de bir kitabe diktiriyor. İsmail Akı hocamız bunu Yayınlamıştı. bildiri olarak sundu. Metni de verdi kitabenin metnini ama kitabenin kendisini maalesef Tire'de bulamadık. Ben Bayındırlıyım. Tire'ye 20 kilometre mesafede. Ya aradık taradık ama maalesef şu ana Zamanında kadar fotoğraf çıkmadı. alınmış kitabe mi kayıp şu anda? Bir kaynakta birkaç yerde İstanbul'da iki yerde yazılı Evet, kaynakta. ne Dolayısıyla diyor? oradan İsmail Bey almış. Orada işte yazıyor klasik tarihe müthiş bir merakı var. Ölümsüzleşmek isteği var hocam. Bu kitabelerde onu açıkça dışa vuruyor ve diyor ki orada tam metni tabii birebir hatırlamıyorum ama şunu söyleyebilirim. Biz işte Emir Teymur buralara kadar geldi, şu 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 işleri yaptı ve bütün bunları kendisinden sonra bunlar hatırlansın diye buraya kaydettirdi diyor. Yani Ya o da kendi de evet. Bir aynı. seyircimiz soruyorlar. Timur mu daha çok toprağa sahip olmuştu? Kanuni Süleyman mı? Selim Bey sormuş. Timur'unki daha çok. Timur değil mi? Yani kaba olarak haritadan Kesinlikle. baktığımda Timur daha çünkü Asya abi şimdi Asya şöyle çok geniş. Asya'nın çok büyük bir bölümü elinde. İşte Cengiz Han da aynı Tabii şekilde Cengiz bir dayı. girdiği Yani zaman toprak müthiş olarak toprakları ele toprak geçiriyor. olarak Cengiz'inki Timur'dan daha büyüktür. Ama yönetim anlamında Osmanlı'nın durumu Tabii o da çok farklı. Çünkü Timur gidiyor, baş eğdiriyor ve ondan sonra Anadolu'da yaptığı gibi çekiliyor, gidiyor. Niye gidiyor ya? Ha niye gidiyor? Şimdi benim de en merak ettiğim o. Yani gitmiş, Kalmıyor. almış adam elinde tutmuyor. Hocam o kadar askeri yok Şimdi Bağdat'ı mesela iki kere fethediyor. Çok ilginç. Böyle bazı yerleri Gürcistan'a defalarca sefer yapıyor. Böyle gidiyor, eziyor, geçiyor. İşte bütün Yağmalıyorlar. oradaki sanat tabii ki yani ganimet Sanatkarlar olarak alıyor. sanatkarları alıyor, sanatçıları alıyor, zanaatkarları alıyor. Ondan sonra bütün alet edevatı her şeyi Semerkant'a taşıyor. Bilim adamlarını alıyor. İşte İbni Arapşah mesela Suriye'de bir çocukken onun Kim o? tarafından İbni Arapşah bir tarihçi Suriyeli Timur'un Suriye istilası sırasında onu alıp götürüyor ve daha sonra İbni Arapşah Acaib el Maktur fi Ahbare Teymur diye çok önemli bir kaynak kitap yazılıyor ve bu geçenlerde Türkçe'ye çevrildi. Evet. En nihayetinde biliyorsunuz siz de. Şimdi olsaydı tarihçi sizleri de götürürdü Timur. Götürür müydü hocam? Peki niye yerleşmemiş mesela Anadolu? Şimdi Timur'un Savaş. yapmak istediği şeyle Osmanlı'nın yapmak istediği şey aynı değil. Osmanlı fetih politikasını zamana yaymış. Tedirici. Timur kendi Osmanlı'nınki tedrici, tedricen ve zamana yayılık. Onun için başarılı oluyor. Aldıkları yerlerde hemen kendi idari yapılanması, kurumsallaşmayı gerçekleştiriyor, merkeze bağlıyor, kontrolü kendisinde tutuyor. Ve Timur vergiye ise bağlıyor. kesinlikle Timur ise sadece çok yer fethetmek, oradaki büyük hükümdarlara, güçlü komutanlara, askerlere, hakimlere baş eğdirmek istiyor. Ve bunu yaptığı zaman da maksadın hasıl olduğunu düşünüyor. Bununla yetiniyor. Doğru. Ama bir de mesela bir de ganimet alıp Tabii götürüyor. Hocam tabii yani mesela benim gördüğüm bu. Evet Suriye'ye gelmeden önce Hindistan seferi var. Hindistan'dan müthiş bir mal varlığıyla dönüyor ve pek çok tarihçi Hindistan seferinin sonraki seferlerine finans kaynağı olduğunu söylüyor. Böyle bir bakış açısı da var. Tabii. Tabii. Yani bir şekilde bu ordu ayakta duracak. Bu ordu beslenecek, mutlu olacak. O ganimetten pay alacak. Onu ve bu konuda çok bonkör Timur. Mesela Osmanlı kuruluştan Kanuni'nin ölümüne kadar 250 sene var. Evet. Yani topraklar eşit bile olsa Timur'da. Düşünün. Timur'un evet. kaç sene saltanat hükümdarlığı? Yani 1370'te
Mavera-Nehr'de emirliğini ilan ediyor biliyorsunuz. 1405'te ölüyor değil mi? 1405'te 35 ölüyor. Senede bak Timur 35 senede Osmanlı'nın 250 yılda fethettiği yerden daha fazla fethetmiş. Yani bu kolay bir şey değil. Bu çok ciddi bir şey. Tabii. Yani bunu iyi anlamak lazım. İşte bu anlamda Timur'un askeri yönü Yerleşmeye kalksa o kadar toprağı fethedemez zaten. Evet. Ben Timurlu derslerinde hep o örneği veririm. Bir şey yapalım, kurgu yapalım derim. Timur buradan hareket etti. 100 bin kişi var arkasında. İşte fethetmeye başladı. Gitti, X yere aldı. 10 bin kişi bıraktı. Oraya gitti. Orada 10 bin kişi bıraktı asker falan. Kalmadı. Bir süre sonra arkasında kimse kalmayacak. Yani bunun zamana peki, yayılması... Peki arkadan vurulmak ihtimali yok mu? İşte hocam arkadan vurulmamak hocam, için Osmanlı'ya saldırıyor zaten. Zaman zaman var. Ve Timur bunu o kadar iyi değerlendiriyor ki hocam. Çok güzel bir soru sordunuz. Murat Bey kızdırmadan çok kısaca hemen şey yapalım. Değinelim diyeceğim artık. Çünkü çok hızlı geçmek durumunda kalıyoruz. Mesela Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya geldiğinde Kadı Burhanettin ne mektup gönderiyor. Sivas ve Kayseri hakimi. Büyük bir alim aynı zamanda. İşte ona mektup gönderiyor. Diyor ki teslim ol. Hemen itaat et bana, ben seninle uğraşmayayım. O da çok inatçı bir adam. Hemen mektubun kopyalarını çıkarıp bir tane Memlük hükümdarı Berkuk'a, Toktamış'a, ondan sonra Yıldırım Beyazıt'a. Toktamış'ta Altın Ordu hükümdarı. Timur'un adam ettiği birisi. Yani topraklarını kaybedip Timur'a sığınan, daha sonra da Timur sayesinde tekrar topraklarını geri alan ama sonra Timur'a ihanet eden birisi. Evet tabii Timur çok kızıyor buna. Çünkü gerçekten ona sahip çıkması çok zor. İşte o mektuptan sonra Timur aslında o sırada girmek istiyor o bölgeye ama o dörtlü ittifak, buna bölgesel ittifak da deniyor, kurulunca Timur hemen geri çekiliyor. İşte onun için hep söylüyorum ben. Timur asla içgüdüleriyle, duygularıyla hareket eden bir insan değil. Çok mantıklı, çok stratejik düşünen, askeri taktikleri kullanan, geri çekiliyor. Bundan da hiç şey yapmıyor. Mesela yani, şeyi soruyorlar, Timur'un yenildiği bir savaş var mı diyorlar. Hayır, yok. Hiç yok. Hiç yok. Hepsini kazanmış. Hep kazanmış. Çin'e eksik kalıyor değil mi? Çin'e gidemiyor orada. Zaten yani çok hasta, 2 metre karın içinde o kadar idealist bir adam ki Timur anlamak için işte buraya bakmak lazım belki de. Tahtirevan'da gidiyor hocam. Artık yürüyecek hali, atın sırtında sefere çıkacak hali yok. O vaziyette Çin'i fethetmeye gidiyor. Düşünün. Ve yolda hastalanıyor. Daha doğrusu zaten hasta. Halsiz hastalığı yani, artıyor. Ve büyük ihtimalle de prostat kanseri diyorum ben. Valla benim babam da bu rahatsızlığı yaşadığı için ben çok gözlemledim. Kaynaklarda verilen belirtilere bakıyorum. Çok ilişki kuruyorum ve muhtemelen tabii kesin bir şey söyleyemeyiz. Prostat kanserinden Timur Şeyi söyleyelim bak. Bu gavur İzmir tartışmaları var ya günümüzde. Hı-hı. Mesela sen de yazdın, ben de yazdım. Bravo. Orada Timur'un Kadife Kale'yi gelip almasının tek sebebi var, bunu söylüyor. Bu kadar Müslüman hakim geliyor buraya, alamıyor. Ben buraya gideceğim, alacağım. Onu şöyle diyeyim Cüneyt. Şimdi sahil şehirleri genelde iki tane oluyor. Mesela Samsun'da böyledir, İzmir'de böyledir. Gavur İzmir vardır, Müslüman İzmir vardır. Kafir Samsun vardır, Müslüman Samsun vardır. Genelde sahildeki kaleleri Hristiyanlar elinde tutuyor. Deniz kuvvetleri kuvvetli olduğu için. Müslümanlar içtekini alıyorlar. Bir de ticaret. 1310'lu yıllarda Aydınoğlu Mehmet Bey 10'da veya 17'de Müslüman İzmir denilen Kadife Kale'yi almış. Fakat sahil kalesini alamamış. Osmanlı da bir iki defa teşebbüs etmiş, alamamış. Timur diyor ki lan burayı siz alamadınız diyor hocam. Geliyor 1402 yılının sonunda. Çok ilginç bir taktiği var. Kaleye geliyor. Kalenin üç tarafı deniz. Tek bir taraftan kuşatmanız lazım. Kuşatamazsınız. Limanın ağzına taş döktürüyor hocam. Bütün askerlerini. On binlerce asker taş taşıyor. Limanın ağzını kapatıyorlar. Ondan sonra limanın ağzından iki tane köprüyü kale burçlarına sürüyor. Ardından 10 bin askerine emir veriyor. Kalenin o tek taraftaki kara tarafını kazdırıyor. Altına ağaçları doldurtuyor ve ağaçların hepsini yaktırıyor. Uy. Düşünün. Bir hafta içinde alıyor. Ve Timur tarihçisi ne diyor? Osmanlı'nın diyor 7 senede alamadığı kaleyi 7 günde aldı diyor.